Kardeşlerim merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün birkaç mantığı eleştirmek istiyorum. Burada ciddi mantık hataları var. İlki Mustafa İslamoğlu Efendim adlı kitaptan. Şöyle göstereyim. Şu sayfa. Videoyu durdurup siz de bakabilirsiniz. Şimdi burada bir cümle var. Epey problemli. Okuyorum. Allah ısrarla seni örnek gösterirken, peygamberimizi kastediyor, birileri ısrarla kitapları örnek göstermekte direndiler. Yani birileri sadece kitabı örnek gösteriyor diyor. Birisi Allah seni örnek gösteriyor diyor. Öylesi işlerine geliyordu. Cansız bir nesneyi örnek edinmekle canlı bir nesneyi örnek edinmek aynı olur muydu? Önemli olan vurgu burada şu. Yani Kur'an cansız bir nesne, peygamberin kendisi canlı bir nesne olmuş oluyor iddiaya göre. Fakat burada şöyle bir mantık hatası var. Örneğin Kur'an cansız bir nesne, dolayısıyla bundan örnek olmaz diyor. Hadisler, bu da cansız bir nesne, bu da kitap. Şimdi Muhammed Peygamber'e video kayıtları olsaydı bu iddiaya katılabilirdim. Çünkü kategorik olarak farklı bir şey. Birisi kitap, birisi video. Buna pratik denebilir. Ama hadisler, kitap, cansız bir nesne. Kur'an, cansız bir nesne. Dolayısıyla kategorik olarak, üstelik kendi yazdığı kitap da cansız bir nesne. Tüm siyer kitapları cansız bir nesne. Yani dolayısıyla kategorik olarak Kur'an'la aynı kategorideler. Eğer Kur'an cansız bir nesne ise kesinlikle hadisler de cansız bir nesnedir. Burada bu mantıksızlığı işliyorlar din adamları. Sadece Mustafa İslamoğlu değil, birçok din adamı bu hatayı işliyor. Burada ben bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin Numan Ali Kağan, kendisi tanınmış bir Sünni din adamı. Burada ben size okuyayım, ekrandan çok gözükmüyor. Videonun ismi, Kur'an yeterliyse hadislere neden ihtiyacımız var? Numan Ali Kağan. Videoyu seyredin, yaklaşık 23 dakikalık bir video. Kendine göre cevaplar vermiş, sadece Kur'an yeter diyen insanlara. Ben bizimle alakalı olan kısa bir bölümü okuyacağım. Allah'ın bize açıkladığı şey şu, mesajı açıklamak için Kur'an yaşayan bir rol model üzerinden gönderilmek zorundaydı. Yani Kur'an açıklamaya muhtaç bir kitap demeye getiriyor ve sonra şu cümleyi kuruyor. Evet. This is theory diyor. Bu bir teori diyor. Yaşayan bir model olması gerekiyor diyor. Kur'an bir teoridir diyor. Tabii sadece Numan Ali Kağan benzeri Sünni din adamları değil. Dünyadaki birçok din adamı bunu iddia ediyor. Kur'an bir teoridir diyor. Hadisler ise bir pratiktir diyor. Yine aynı mantıksal hatayı işliyorlar. Örneğin ben yine 3 Muhammed adlı kitaptan bir örnek vereceğim. Videoyu durdurup siz de okuyabilirsiniz. Burada daha ciddi bir problem var. İslam'ın teorik kaynağı olan Kur'an'a indirgeyerek pratik kaynağından mahrum bırakmaya kalkmak, aslında İslam'ın hayat damarlarını kopartmaya çalışmakla eş anlamlıdır. Çünkü bu İslam'ın geleneğini yok etmeye kalkışmaktır. Şimdi burada ciddi bir problem var. İslam'ın teorik kaynağı Kur'an'a indirgeyerek diyor. Hadislerden ayrıştırmak İslam'ın diyor hayat damarlarını kopartmakla eş anlamlıdır. Yani sadece Kur'an dediğinizde İslam'ın hayat damarlarını kopartmış oluyorsunuz diyor. Yalnız İslam teori diyor. Teorik kaynağı olan Kur'an, aynı Numan Ali Kağan gibi. Burada birçok problem ortaya çıkıyor. Örneğin şimdi İslam'ın teorik kaynağı Kur'an'sa, örneğin Kur'an kelimelerle yollanmış bir kitap. Yani bu kul, Allah bizimle konuşurken, bize bir din öğretirken kelimeleri kullanıyor. Hadisler de aynı kelimeleri kullanıyor. Bakın. Kategorik olarak aynı şey oldukları için kelimelerle kullanılan bir kitap, Dolayısıyla eğer Kur'an teori ise kesinlikle bu teori olmaktan kurtulamaz. Çünkü aynı kategori. Kelimeler.
Burada şu probleme de yol açıyor bu. Allah kelimelerle izah edemiyor mu ki elçisi daha iyi izah edebilir hale geliyor. Yani Allah kelimelerle bize bir din anlatıyor, bu teori oluyor. Ama elçisi kelimeleri kullanarak daha iyi bir şey anlatabiliyor. Daha açık, daha net, pratiği anlatabiliyor. Ve bunu yaparken yine kelimeleri kullanıyor. Dediğim gibi elçinin şu an bize ulaşan sözleri bir video kaydı değil. Aynı kelimeleri kullanarak yazılmış kitaplar. Dolayısıyla herhangi bir siyer kitabı, herhangi bir tarih kitabı, herhangi bir fıkıh kitabı, bunların hepsi eğer kelimelerle bize bir din anlatıyorsa Kur'an'la aynı kategoriye dahil olmak zorundadır. Eğer Kur'an teoriyse kesinlikle bunlar da bir teori. Oysa Kur'an'a baktığımızda Kur'an kesinlikle pratik şeyleri bize örnek verir. Yaşanmış şeyleri örnek verir. Musa'yı örnek verirken Musa'nın yapmadığı bir şey değil, yaptığı bir şeyi örnek verir. İsa peygamberin yapmadığı şeyleri değil, yaptığı ve pratik hayatından bize örnekler verir. Ve burada şöyle bir sorun da var. Bu din adamları bize neyin teori olduğunu da net olarak açıklamıyorlar. Yani Kur'an'ın şurası teoridir, pratik de şöyledir, pratik liste şudur. Böyle bir liste de yok. Yıl 2016, halen uzlaşılmış bir liste de yok. Her din adamına göre bu liste değişiyor. Dolayısıyla burada kesin bir mantıksızlık var. Burada bir misafirim var. Misafirimi de dahil etmek istiyorum diyor. Ensar'cığım gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi konuya da yeni dahil oldum. Böyle teorik ve pratik ayrımı yapıldığını bilmiyordum. Merhabalar Ensar Bey. Sünnet diye ben bu bir kavram var. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı, yaşantısı sünnettir şeklinde. Allah ve peygamberine uymak, Allah ve elçisinden geleni almak, kabul etmek, işte Allah'ın indirdiği Kur'an'dır, peygamberin getirdiği de hadislerdir diye bir ayrım yapılıyor diye benim zihnimde vardı. Ama teori, pratik kelimesi işin içine girince bence sen çok güzel açıkladın orayı. İkisi de kelimeden oluşuyor. İkisi de kitap. Yani video kayıtları yok ortada. Ve liste de yok. Benim aklıma da şey geldi sen bunu söylediğin zaman. Kur'an-ı Kerim içerisinde Peygamber Aleyhisselam'ın, Muhammed Aleyhisselam diyelim, diğer peygamberlerden nasıl örnek aldığını nasıl anlayacağız? Yani İbrahim'deki örneklik, Musa'daki örneklik nasıl evet. O zaman? Hani bunları Muhammed Aleyhisselam nasıl anladı? Aklıma gelen ilk sorulardan bir tanesi bu oldu. Bu da bir problem oluşturuyor. Onların hadisleri nerede o zaman? Onların hadislerini bulabilecek miyiz eğer kabul edersek hani pratik hadis açıklaması o bu arkadaşın söylediği gibi ismini hatırlamıyorum. Eğer bazı oluş hareketleri filan anlatan kelimelerse o kelimeleri nereden buluyoruz? Bulamıyoruz. Bir de şöyle bir şey geldi aklıma. Kur'an'da peygamberin yapmış olduğu bazı hatalardan da bahsediliyor. Yani Allah seni affetsin niye onlara izin verdin sana doğrucularla yalancılar belli olmadan. Buna benzer şeyler varken, problemli noktalar varken bütün hadis külliyatını rasyonalize etmeye çalışmak niye? Oradaki şeyleri biz neye göre anlayacağız? Hataları varsa eğer, hatalı bir de şöyle bir problem yok mu? Yani Kur'an tüm elçilere örnek göstermiyor mu? Kur'an'da iyisiyle kötüsüyle tüm verilen örnekler bizim düzelmemiz için değil mi? Yani örneğin Firavun örnek veriliyor. Veya Musa peygamber, İsa peygamber, Lut, Salih, Şuayb. Bunların hayatlarından kesitler veriliyor. Bunlar bizim için güzel örnek değil mi? Kötü örnek verir Kur'an, örneğin Firavun der ki bunun gibi olmayın. Zalim olmayın, saldırgan olmayın. Musa'ya örnek verir, mazlumları savunma, bir liderlik, insanlara güzel şey, sabırlı olmak vesaire birçok şey var. Yani elçilerin hayatlarına baktığımızda tüm elçiler Müslümanların örneğidir. Sadece bir tane elçinin örneğini de aramak da bana problemli geliyor. Yani özellikle bir tane elçinin örneğini alıyorsunuz, onunla alakalı bir de yani şeye gidiyorsunuz. Yani mesela İbrahim'in nasıl Kur'an'da en çok anlatılan elçilerden biri Musa peygamber. 139 kez ismi geçiyor veya 136 tam hatırlamıyorum. İbrahim peygamber 69 kez ismi geçiyor. Bununla alakalı bir örneklik, pratik ne diğer kaynaklara gidip bakılıyor ama iş Muhammed peygambere gelince hadis kitaplarına üstelik. Bu hadis kitaplarında korkunç bir elçi profili de var. Evet. Yani 6 yaşında bir çocukla evlenen, bir suç işlemiş insanların gözlerini oyup, ellerini çaprazlama kesip sonra da onunla sevinen, su istediklerinde ona vermeyen,
savaş esirlerinin kellesini kesip çocuk kadınlarına el koyan, kadınların cariye yapan, yani korkunç bir elçi ve sahabe profili var hadis kitaplarında. Eğer şeyse, yani ben çok fazla düşünmedim konu üzerinde ama aklıma geldikçe söylüyorum. Bu arkadaşın söylemesine sebep olan şey, hani Kur'an'la Allah'ın, peygamberle Allah'ın arasını ayırmaya çalışıyorlar. Medine'de bile bazı adamlar çıktı, bu söylediğin gerçekten Kur'an'da var mı yok mu diye eleştirmeye başlıyor ya. Evet. Eğer bu gelenekten koparmayla alakalı bir kaygıları varsa ve bu yüzden hadisi rasyonalize etmeye çalışıyorlarsa, o zaman sünnet dediğimiz şeyin ne kadarından mesulüz sorusunu da sormak lazım. Çünkü senin vermiş olduğun örnekler çok acı örnekler. Bunların kaç tanesi pratik o zaman, kaç tanesi teori, hangileri geçerli, hangileri geçerli değil. Böyle bir liste yapılması lazım. Kaldı ki henüz sahih hadislerin Kur'an'la çelişenleri ve çelişmeyenleri ayrılmış durumda değil hala. Bu da hala bir problem olarak duruyor. Bir de şu ya, şu var yani, sünnet dediğiniz şeyin net bir tanımı yok. Türkiye'de Cübbeli Ahmet'e giderseniz ayrı bir sünnet tanımı verir. Abdülaziz Bayındır'a giderseniz ayrı bir tanım verir. İhsan Eli Açık'a gittiğinizde ayrı bir tanım verir. Bambaşka tanımlar ortaya çıkar. Bu sünnet tanımını kim yapacak? Yani ortada kesinlikle net bir tanım yok. Ve şöyle bir problem de var. Bu din adamların ekseriyeti, yani neredeyse hepsi tartışmaktan ve bu konuyu konuşmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Maalesef. Yani bu adamların hiçbirini bir diğeriyle tartışırken göremezsiniz. Konuyu konuşmaktan bile kaçıyorlar. Dolayısıyla eğer böyle bir sorun varsa ortada, böyle monolog şeklinde değil, karşılıklı tartışma şeklinde olması gerekir ki hakikat ortaya çıksın. Buradan da bu din adamlarına sesleniyorum. Eğer bu konu üzerinde samimiyseniz gelin bunu tartışalım. Kaçmayın. Lütfen. Bir de 25-30'a da belki vurgu yapmakta fayda var. Halkım bu Kur'an'ı terk ettiği ifadesi çok ilginç. Eğer gerçekten de, bir de şuna bakmak lazım. Şu Kur'an suresi 30. ayet. 30. ayet 25-30. İslam'ın anlaşılması ve hayata geçirilmesindeki problemlerden dolayı gerçekten dünya üzerinde problemler çıkmışsa, halk zulme gitmişse, orada peygamberin vereceği önemli şey, kritik eleştiri, pratiği terk etti gibi bir eleştiri bekler insan ama asıl mevzu halkın Kur'an'ı terk etti diyor. Ve bugün hadisleri izlediğini iddia eden coğrafyaya baktığımız zaman, İslam coğrafyasına, hangi durumda olduğunu da görüyoruz. Eğer pratikleri izlemek bizi buraya götürecekse, durum gerçekten çok vahim bir problem oldu gözüküyor zaten. Bir de bununla alakalı çok ciddi tartışmalar var geçmişte. Yani sanki bu tartışmalar yokmuş gibi, sünnetin tanımı belliymiş gibi, uzlaşılmış bir tanım varmış gibi böyle konuşuyorlar. Sanki net her şey ayan beyan ortadaymış gibi. Böyle bir şey yok. Mesul olduğumuz da belli değil ve söylediğin gibi kişilere göre de, fıkıhçılara göre farklı bir sünnet anlayışı, hadisçilere göre farklı bir sünnet anlayışı, kimilerine göre Peygamber Aleyhisselam'ın yapmış olduğu neredeyse bütün davranışların hepsi farzdır diyen bir kanat da var, cenah da var. Pratik de vardır ama işte sadece nasihat verdikleri de vardır diyen cenah da var. Burada da bir konsensüs yok. Yani ne tarafından tutsan dökülüyor aslında problem. Yani bizim iddiamız şu, Kur'an pratik örnekler verir. Kur'an sadece teori değildir. Allah kelimeleriyle hakkı ortaya koyar, hakikati ortaya koyar. Kur'an'da net bir din anlayışı var. Kur'an kendisinin Allah tarafından açıklanmış olduğunu söyler, apaçık olduğunu söyler, anlamamız için kolaylaştırılmış olduğunu söyler. Eğer bunlara itirazları varsa, halen Kur'an teoridir diyenler varsa bunu tartışmaya açığız. Lütfen bizimle iletişim kurun. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ettik dinledikleri için. Bir de şeyi merak ediyorum, tartışmaya gelirlerse bu 230 yıl sonra toplandığı, bazıları farklı tarih veriyor tabii de, toplandığı doğruysa hadisleri, bu aradaki süre içerisinde hadissiz yaşayanlar oldu mu? O zaman pratiksiz, Allah niye buna müsaade etti falan bir sürü soru çıkıyor. Yani onlar da hazırlıklı gelsinler yani gelecek. Tabii yani Buhari'nin babası namazı nasıl kıldı? Yani dedesi veya dedesinin dedesi veya 150 yıl önce insanlar hadis kitapları mı vardı? Onlara bakarak mı namaz kıldılar, oruç tuttular? Hayır. Bunlar zaten o toplumda apaçık bir şekilde bilinen, zaten uygulanan uygulamalardı. Bunun için hadis kitaplarına günümüzde bakılmadığı gibi geçmişte de bakılmadı. Bununla alakalı tartışmak isteyen insanları bekliyoruz. Evet ve şey de geldi aklıma, onu da söyleyeyim. Kur'an'daki emirler, anne babaya iyi davranın, akrabalara iyilik yapın ifadesini anlayabilmek için oradaki insanlar gerçekten tek tek peygambere mi bakmak zorunda kaldılar? Peygamberin anne babası o dönemde var mıydı?
gidip örnekliğini mi anlamaya çalıştılar? Yani aklı önceleyen bir kitabı, kitabın okunmaması, tarih boyunca bu var olmuş bir refleks hareketine dönüşmüş neredeyse. Kur'an'ın yetmeyeceği, Kur'an'ın anlaşılmaz olduğu ve onun için birilerine sürekli ihtiyacımız olduğu veya rivayetlere evet. ihtiyacımız olduğu ifadesi. Ve başladıktan sonra da nereye gittiğini görüyoruz. Yani bir de şu var yani, burada hemen kısaca gireyim. Evet. Örneğin Allah diyor ki dürüst olun, doğru olun. Nasıl dürüst olacağız? Sen diyorsun ki dürüst olmak nasıl bir şey? Burada dürüst olmanın nasıl bir şey olduğu da izah ediliyor. Fakat buna rağmen aynen inek kısasındaki bir yüzlerce soru sorulmaya başlıyor. Yani Kur'an'ı eksik çıkartmak için özellikle uğraşıyorlar. Yani Kur'an'daki sanki dinin eksikmiş gibi çıkartmak için özellikle tuzak sorular sormaya çalışıyorlar. Şunu dememiz lazım. Eğer Kur'an'a iman ediyorsanız bu kitabın eksiksiz ve mükemmel bir din anlattığına inanmak zorundasınız. Eğer inanmıyorsanız zaten bu sizin bir probleminiz. Bir de bunu, yani bu daveti, bu tür eleştirileri sünnetin tamamını külliyen işte reddedelim. Efendim bütün hepsi yanlıştır, içinde tek bir gram bile doğru yoktur. Şeyinden, minvalinden söylediğimizi düşünenler de oluyor. Sadece benim gördüğüm şu, hüküm noktasında yeni bir kaynak üretmemek çok önemli bir şey. Çünkü temel olarak yapılan hatanın bu olduğu sürekli Kur'an'da eleştirilmiş. Adamlar eti yemeyin demiş, bu erkekse siz alın demiş. Ama bu zihin hareketi çocuklarını öldürmeye kadar onları götürüyor. Allah'ın yolundan saptırma da böyle oluyor zaten. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Yani kurtaralım derken aslında kaybettirdiğimizi görüyoruz Orta Doğu ülkelerinde. Yani şunu da kısaca ekleyeyim ben. Dindeki en önemli soru teorik temel ne olmalı? Daha önemli bir cevap yok, soru yok. Yani bu sorunun cevabı sizi Müslüman yapabilir, müşrik yapabilir, inkarcı yapabilir. Dolayısıyla dinin temel kaynağı ne olmalı? Bunun hakkında bu arada bir kitap yazdım. Kitabımın reklamını da yapmayı unutuyorum. Kitabım da sanırım burada varsa göstereyim. Bu konu üzerine bir kitap yazdım. Kitabı benimle iletişim kuranları ücretsiz olarak gönderiyorum PTT yoluyla. Sadece posta ücretini ödemeleri kaydıyla. O da 4-5 lira gibi bir şey oluyor. Toplu almak isteyenlere de tanesi 1 TL'den gönderiyorum. Yani 50 tane, 100 tane gibi almak isteyen olursa. Kitabımın ana konusu dinin kaynağı ne olmalı? Yani bu konuda bir kitap yazdım. İnşallah ikincisi de çıkacak. Dinin temel, teorik kaynağı, temel kaynağı sadece Kur'an olmazsa ne olur? Bu konuyu tartışıyorum detaylı bir şekilde. İnşallah alır okursunuz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim.